Oyun hikayesinden iyi geceler, bir pazartesi akşamı daha karşınızdayız. Bu hafta oyun hikayesinde önce küreyi konuşacağız. Gençler Avrupa şampiyonu iki sporcuyla tanıştıracağız sizleri. Gençlerdeki Avrupa şampiyonluğunun önemi nedir? Dünya ve olimpiyata bu nasıl yansıyacak? O genç sporcuların kürekle tanışmasını ve Galatasaray'ın kürek şubesine yatırımlarında hem sporculardan hem de antrenöründen dinleyeceğiz. Ardından da Mayıs ayı malum futbolun spordaki final organizasyonlarının öne çıktığı ay başında geliyor ve unutulmaz hikayeler yazılıyor, yaşanıyor. O hikayelere götüreceğiz sizleri. İngiltere'de Luton Town amatörden zirveye, amatörden Premier Lig'e bir yükseliş hikayesi. Bunu çok daha detaylı olarak anlatacağız ve o İngiltere'yi çok iyi bilen bir isimle anlatacağız. Almanya'da son yılların dakika dakika, saniye saniye değiştiği bir şampiyonluk yarışı vardı. Dortmund'la Bayern arasındaki önce İngiltere, ardından da Almanya hikayelerini. Almanya'da çok daha başka durumlar da ortaya çıktı. Hem hüsranın olduğu hem de sevincin yaşandığı anlar vardı. Futbolun bu unutulmaz anların hikayelerinde programın ikinci bölümünde konuşuyor olacağız. Ama önce kürek diyelim, iki tane Avrupa şampiyonu sporcuyla başlayalım. Galatasaray kürek takımı sporcuları. Enes Biber, hoş geldin. Aytimur Selçuk, hoş geldin. Hoş buldum. Fransa'da gençler Avrupa Kürek Şampiyonası vardı. Milliler 2 tekte ve 4 tek dümencilde 6 madalya kazandı. Hepiniz Galatasaray takımının sporcularısınız. Siz 2 tekte 6 madalya kazandınız. Öncelikle onu izleyicilerimize ifade edelim. Hani 4 tekte yarışıyor musunuz diye soru varsa onu ilk başta eleyelim. 4 tekte yarışmadınız, sadece 2 tekte yarıştınız. Evet. Tebrik ederiz. Gençlerdeki ilk Avrupa şampiyonluğu tarihte çok değerli. Şampiyonluk geldiğindeki hisleriniz neydi? Geçmişi biliyordunuz, bu başarılar yoktu. Altın madalyanın size hissettirdikleri neydi? Önce o şampiyonaya götürelim sizi sıcağı sıcağına. Enes, önce senle başlayalım, ardından da Aytimur seninle. 12 tane ülkenin katıldığı bir yarışta finale kaldık. Çok heyecanlıydık aslında. Birinci olduğumuz zaman o İstiklal Marşı'nı okutmak gerçekten çok gurur vericiydi. Bundan sonra da o şekilde devam edeceğiz çalışmalarımıza. Dünya Şampiyonası'nda da inşallah İstiklal Marşı'nı tekrardan okutacağız. Dünya Şampiyonası'na geleceğiz. Fransa'ya 3 saniye fark atarak altın madalyaya ulaştınız. Aytimur, senin düşüncelerin neydi yarış bittiğinde? Yani A finale kaldığımızda çok mutlu olmuştuk. Türkiye'yi birinci yapacağımıza emindik çalışmalarımızdan dolayı da. Son metrelerde özellikle birinci gittiğimizde çok mutluydum. İnanamıyorduk yani. Birinci olunca da mutluluktan yani bayıldık yani, yorgunluktan, mutluluktan. Çok sizin, zevkli bir yarış. Sizin yorgunluğunuz kolay kolay kimse o yorgunlukla başa çıkamaz, onu söyleyelim. Derecede 6.44.15 ile altın madalya kazanıyorsunuz. İki tekte nedir? Bize bunu açıklar mısınız Enes? İki tek sağ ve sol kürekten oluşuyor. Ekibimle birlikte aynı hareketleri yapmamız gerekiyor sürekli ritmi bozmamak için. Zaten 4 yıldır da kürek çekiyoruz. 3 yılımız birlikte ekip çekerek geçti. Aslında yaptığımız hareket spor dışında da sürekli aynı oluyor. Uyuduğumuz saat olsun, yediğimiz yemekler olsun, her şeyimizin aynı olmasına dikkat ediyoruz. Bu da zaten tekneye de yansıyor. Kardeş değilsiniz ama kardeşten ötesiniz. Evet. Yıllardır birliktesiniz. O 3 yılın içinde muazzam anlar vardır. Küreğe başlarken İkili veya dörtlü seçimi size mi aitti ya da onu siz nasıl seçtiniz? Antrenörleriniz mi sizi oraya yönlendirdi Aytimur? Biz en başta Yıldız olarak başladığımızda ikimiz de farklı teknelerde çekiyorduk. Yıldız'ın ikinci senemizde Mehmet Keskin antrenörümüz bizi iki tek yapmaya karar verdi ve öyle devam ettik. Bugün hala buralardayız. Avrupa şampiyonluğumuz var, Balkan şampiyonluğumuz var, dünya dördüncülüğümüz var geçen seneden. Böyle de bu sene de dünya şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Dünya şampiyonası ne zaman? 2-6 Ağustos. 2-6 Ağustos'ta 4 ay sonra oradan da umarız o madalya haberleri gelecektir. Herkes basketbol, futbol, son yıllarda voleybol, tenis de var. Artık yani o futbol, basketbol kırıldı. Diğer branşlara da aileler çocuklarını yönlendiriyor. Sizin kürekle tanışmanız nasıl oldu Aytimur? Benim annemle babam eski kürekçiydi. İkisi de Galatasaray'da kürekçiydi ve babam divan üyesi şu an. Buradan dolayı ben de kürek çekmeye başladım.
ve buralara kadar geldim. Senin için hani kürekte doğdu deseler yeri, evet, bunu karşılıyor net bir şekilde. Enes, senin kürekle tanışman? Benim arkadaşım kürekçiydi. Onunla birlikte ben de bir spor yaşındaydım. Ben de öyle başladım köye. Şu anda Galatasaray kürek takımı antrenmanlarını nerede yapıyor sorayım. Ardından da günde kaç saat suda ve genelde spor yapıyorsunuz, antrenman yapıyorsunuz Enes? Küçükçekmece'de çalışıyoruz. Avrupa'daki en büyük tesise sahibiz Galatasaray olarak. İmkanlarımız gerçekten çok iyi. Kayıkhanemiz var. Kaldığımız ev de aynı şekilde orada. Ergometre salonumuz, halter salonumuz var. İstanbul'da olduğumuz süre boyunca Küçükçekmece'de antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kaç saat suda geçiyor antrenmanlarınızı? Haftada... Günde, hiç, yani ayı karıştırmayalım. Günde kaç saat sudasınız? Çünkü o çok daha uzun olacak. Günde 3 antrenman yapıyoruz genelde. 2 antrenmanın suda, 1 antrenmanın ağırlık oluyor, koşu oluyor. Yaklaşık 5 saat, 6 saat civarında, antrenmana göre de değişiyor tabii. Ama her gün mutlaka 3-4 saat suda kayışıyoruz. Günde 6 saat antrenman hayatınızı alıp götürüyor ama madalya geldiğinde de değiyor. Antrenmanların herhangi birinde böyle bir ya bugün çok yoruldum artık bu sporu yapmak istemiyorum dediğiniz anlar oluyor mu? Olduğunda nasıl başa çıkıyorsunuz bireysel olarak? Yani böyle anlarımız oluyor, ikimizin de oluyordu. Benim oluyor, ekibimin de olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü antrenmanlar gerçekten çok zorlayıcı olduğu zamanlar da oluyor. Çok güzel çektiğimiz ve o antrenmandan keyif aldığımız antrenmanlar da oluyor. O motivasyonunuz daha da, evet, arttırıyor. Şimdi gördüğüm, bildiğim, konuk ettiğimiz insanlar arasında spor görüşüme göre en zor, hem antrenmanı açısından söylüyorum hem de müsabaka açısından bence güreş. Güreşin antrenmanı ve şartları çok zor. Yani 130 kilo iki sporcunun birbirini atması, denemesi, zorlaması... LNC'si bunlar değişik durumlar. Küreğin hayatınıza kattığı en önemli şeyler nedir? Hem kişisel anlamda hem de sportif anlamda topluma bakış açısınızdan. Önce Enes, sen, Aytimur senle. Kürek bize öncelikle çok büyük bir rekabet duygusu katıyor. Ve psikolojimizi kontrol açısından da çok önemli bir yer sağladı bize bu açıdan. Böylelikle daha iyi faydaları sağlamaya devam ediyoruz. Anladığım ki bir kere pozitifsiniz. Evet. Yani en önemlisi o. Çünkü iki kişisiniz ama şartlar değiştiğinde siz onlarla başa çıkmak zorundasınız. Zorlukları aynı anda çözmek zorundasınız. O yüzden pes etmek kısmı sizde yok gibi görüyorum ben. Doğru mu Enes? Evet. Kürek zaten en başta bize disiplin kattı. Sabah 6'da kalkmak, yani o sorumluluğunu yerine getirmek, o antrenmana inmek gerçekten çok zor bir şey. Yani sıcacık yatağından kalkıp kışın mesela -2, -3'te suya inmek gerçekten çok zor. Disiplin katıyor. Aldığımız madalyalardan dolayı yurt dışında burs imkanımız oluyor. Türkiye'de de aynı şekilde vakıf üniversitelerinde burslu oluyoruz. Bu açıdan kürek bizi sürekli pozitif etkiledi. O pozitif etkinin yüzlerinizdeki yansımasından o çok net bir şekilde belli. O yüzden sordum pozitiflik var diye. Aytimur, saçlar Icardi'den mi böyle? Ya da yeni mi boyattın, hep böyle miydi? Yeni boyattım, 2 gün oldu. Yarıştan da geldik. Bir farklılık olsun. Ara ara boyuyorum zaten. Böyle bir farklılık yapmak istedim yani. Icardi esinlemesi yok. Yok. Tamam. Önceden de yapıyordum. Süper, harika. Şimdi Dünya Şampiyonası Ağustos dediniz. 2024'te de olimpiyatlar var. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar, tüm sporcuların hayallerini süsleyen nokta olimpiyat. Buraya katılımınız, bu süreç nasıl ilerleyecek, ondan da bahsederseniz. Önce Dünya Şampiyonası, ardından da kota üzerinden olimpiyatları soracağım Enes. Bizi zaten sezona başladığımızdan beri kış antrenmanlarında hep olimpiyatı düşünerek yaptık. Gerçekten çok güzel bir kış geçirdik. Dünya Şampiyonası'ndan sonra Eylül ayında Büyükler Dünya Şampiyonası var. Orada ilk 11'e girmemiz gerekiyor. Yani B finalde 5. olmamız gerekiyor. Ve biz bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Yani o kotayı direkt Eylül ayından alabiliriz. Federasyonumuz da bize bu imkanı verirse biz olimpiyata gidebileceğimizi düşünüyoruz. Çektiğimiz derecelerde bunu gösteriyor. Şimdi aileden kürekçisin Aytimur, hani onların da mutlaka olimpiyat yolunda hikayeleri olmuştur. Biraz daha şanslı gözüküyorsun. O olimpiyatın ne demek olduğunu anneden babadan biliyorsun. O açıdan düşündüğünde olimpiyat yolculuğunu nasıl kafanda tasarlıyorsun?
Olimpiyat yolculuğu bizim için çok güzel görünüyor şu an ve parlak bir geleceğimiz var. Bu sene ekibimin dediği gibi olimpiyata gitmek, kota kazanma şansımız çok yüksek. Yani insanlar 2028 diye olabilir ama bizim hedefimiz 2024. Niye 2028'i söylüyorlar? Hani daha süreye yaydığınızda dolayı mı? Yoksa yok. 2024 beklenmiyor mu? Ya daha genç olduğumuz için. Yani U23 olacağız seneye. U23 ilk senemiz olacak. Ve Türkiye'de U23 ilk senesinde ilk defa giden ekip biz olacağız. Ve en genç giden olimpiyata biz olacağız. Peki, İnşallah. Kürekte o zaman şöyle sorayım. Gençlik mi, tecrübe mi daha önemli? Kürekte tamamen o an inanacaksın yarışı alabileceğine. İnanmak aslında daha önemli. Yaşın hiçbir önemi yok. Geçtiğimiz aylarda Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda bizden yaşça 6-7 yaş büyük olan ekipleri de geçtiğimiz oldu. Ve Büyükler Türkiye Şampiyonu olduk. Tamamen inanmaktan geçiyor. Olimpiyata gitmek için de ortalama bir yaş çıkartıldığı zaman 26 yaş oluyor aslında. Biz daha 17-18 yaşlarındayız. Ama imkansız değil. U23 ilk senemizde olacağız. Ve bence gidebiliriz. Yani biz inanıyoruz gidebileceğimize. Avrupa'da yarışlara gittiğinizde orada sporcuları görüyorsunuz, yarıştığınız isimler. Türkiye'deki bu başarıyı, Türkiye'nin kürekteki artan gelişimini duyduğunuzda, sizin Galatasaray ve Türkiye'den geldiğinizi duyduğunuzda onların tepkisi ne oluyor? Hani küreğin artık orada bilinirlikten öteye geçtiğini söyleyebilir miyiz Avrupa'daki rekabette? Söyleyebiliriz. Biz zaten Avrupa Şampiyonası'nda ilk gittiğimizde diğer ülkeler pek bize bakmıyordu. Göz ardı edip geçiyorlardı hemen. İki günlük bir süreç var. İlk gün elememizi çektik ve elemede birinci olunca zaten tüm ülkelerin gözü üzerimizde oldu. Finalin yıldızı bizdik. Finale giderken, yolda yürürken, orada iskeleye giderken herkesin gözü bizim üzerimizdeydi. Ve finalde de birinci olunca herkes şok oldu ve kıskanmaya başladılar dışarıdan. Fair play var mıydı sporcular arasında? Şimdi mesela hani bu, hani gördük ki bir küçümseme söz konusuymuş. Yani Türkiye'den geldiler. Ama sonrasında hem final dereceniz hem de yarışa baktığınızda saygıyı hak eden bir performans var ortada. Bunu net bir şekilde onlardan alabildiniz mi? Onu merak ediyorum. Yani o küçümseme bitip de sizi tebrik ediyoruz, hakkınızda bu yarışı kazandığınızı dediler mi? Evet, bizi iskelede çıkar çıkmaz yarıştığımız insanlar bizi tebrik etti, arkadaşça tebrik ettiler. Ve hiçbirinin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Dışarıdan da bize kin tutarak bakabilecek olduklarını da düşünmüyoruz. Herkes sportmence bir şekilde birbirlerimizi tebrik ettik ve madalyalarımızı aldık. Harika. Şimdi sona doğru gelirken kürek Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe başı çekiyor. Sakarya bu işin doğum yerlerinden bir tanesi, Sapanca Gölü'nden dolayı. Edirne'de Meriç Nehri'nin geleceğe dair kürek merkezi olması bekleniyor. Küçükçekmece'yi zaten söylediniz. İstanbul'daki baktığımızda daha kapalı alan diyebileceğimiz Haliç'te bu işin biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Kürek yapmak isteyen gençlere iki tane gencin tavsiyesi ne olur diyelim. Böyle de bırakalım. Önes, önce senle. Kürek çekmek için her kulübün zaten kürek okulları var. Yaşı küçük olanlar için. Hobi için yapmak isteyenler de zaten her yerde kürek kulübü artık mevcut. Bir kürek ülkesi olmaya doğru da gidiyoruz zaten. Kesinlikle bence bir kapalı bir alanda, bir spor salonunda spor yapmaktansa kürek çekmek gayet keyifli bir şey. Hobi olarak yapıldığı zaman, profesyonel olduğu zaman aslında yapılacak iş değil gibi duruyor ama hobi olarak çok keyifli, doğayla iç içe. Ben kesinlikle kürek çekilmesini tavsiye ediyorum. Haydi Bursa. Yani, sana tabii ki, yani hem aileden olduğu için sorulması biraz saçma ama senin cevabın daha önemli. Genç küçük yaştaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin küreğe gerçekten başlamasını ben öneriyorum. Gelecekleri için de gayet kolay değil ama güzel disiplinli çalışma sonucunda güzel bir yerlere gelebilirler ileride. Ve bu şekilde hatta büyükler, yetişkinler hobi küreklerine Enes'in dediği gibi başvurabilir. Güzel de sporlarını yapabilirler doğada. Sporun bu şekilde yapıldığında zaten kişiye, bilincine, zihnine, fiziğine ne kadar artısı olduğunu biliyoruz. Enes Biber ve Aytim Ulu Selçuk, size
kürek kariyerinizde Galatasaray'ın sağladığı imkanlarla, Türk küreğinin sağladığı imkanlarla kariyerinizde başarılar diyorum. Umarız dünya ve o olimpiyat hayalinize kavuşursunuz. Sizi yavaş yavaş yolcu edeceğim. Antrenör Tarık Saytan birazdan bizimle birlikte olacak. Dediğim gibi bir kez daha teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarız mesajlarınız doğru bir şekilde yerine gidecektir diye düşünüyorum. Sizi yavaş yavaş uğurlayacağız. Antrenörümüz Tarık Saytan birazdan bizimle burada olacak. It's classical Italian racing here, high racing coming down from the Italian pair. But the Italians now, they have a lot of work to do here. We can see the powerful athletes from Slovenia, long and strong. Look at the power coming off the end of the blades of the Slovenian pair there. It sees them moving out so quickly, already half a length over Germany. And then I think it is... Galatasaray kürek takımı antrenörü Tarık Saytan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle iki tane şampiyon sporcu yetiştirdiğiniz için önce size, ardından da sizi bünyesinde barındıran Galatasaray kürek şubesine ve Galatasaray spor kulübünü tebrik etmek gerekiyor. Avrupa şampiyonluğunu bekliyor muydunuz? Önce oradan başlayalım. Kesinlikle bekliyorduk. Çünkü kürek gerçekten ölçme değerlendirme sporu. Genç arkadaşlarımızla kış antrenmanlarımızda yapmış olduğumuz ölçümlerde, almış olduğumuz neticelerde yani aşağı yukarı artı bir ya da eksi bir diyebileceğimiz bir sıralamayla podyumda yerlerini açıkça belli ediyorlar. Daha takriben yani Ocak ayı diyebilirim. Sadece Avrupa Şampiyonası'nda da değil, Dünya Şampiyonası dahil yapmış olduğumuz planlarda başarılı olacaklarını öngörüyorduk. Kürekteki planlamalar kaç yıla bölünüyor? Mesela şimdi dediniz ya, biz Avrupa Şampiyonası dereceleri bekliyorduk diye. Evet. Dünya Şampiyonası için derecelerin ne olması bekleniyor? Şimdi gençler Avrupa Şampiyonası Mayıs ayında genellikle düzenleniyor. Gençler Dünya Şampiyonası da 3 ay sonra, yani Ağustos ya da Temmuz ayları ortalamalarında düzenleniyor. Şimdi bu 3 aylık zaman dilimi farkında sporcuların performansının ortalama %3'lük, %2'lik bir gelişim olabiliyor. Dolayısıyla hani kışın yapmış olduğumuz seçmelerde ortalama 6.40, 6 dakika 40 saniyenin altına inen genç tek kategorisindeki sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabileceğini öngörürken Dünya Şampiyonası'nda ise bir 4-5 saniye daha iyi çekmeleri gerektiğini öngörebiliyoruz. 6.35'e geldi o zaman. Ama bu sene kendilerinin 6 dakika 31 saniye gibi bir rakamları, sonuçları, dereceler olduğu için yani Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımız için, ülkemiz için iddialıyız diyebiliriz. Siz hocam nasıl başladınız küreğe? Bir Sakaryalısınız. Onu biliyorum. Sakarya'da artık yani su sporlarının başkentlerinden bir tanesi. Türkiye'de değil, Avrupa genelinde. Nasıl oradan kürekçiler, sporcular yetişiyor? Ben takriben 21 yıl önce kürek sporuyla tanıştım. O zamanki antrenörüm Gökmen hocam. Okullarda yetenek taraması yaparken tanıştık kendisiyle. Ve bu şekilde ilk gittiğim antrenmandan sonra bağımlısı oldum. Devam ettim diyebilirim. Aynı şekilde şu anki yetenek taramalarımız da aynı şekilde. İyi bu işten anlayan antrenörlerin okullara gidip iyi sporcuları seçme süreciyle devam ediyor. Maalesef bu şekilde devam ediyor. Dört tarafımız sularla, denizlerle çevrili. Aslında yeteri kadar bu sporun yapabileceği çok su alanımız da var. Ama katılım maalesef istediğimiz süreçte olmadığı için ben de bir nevi antrenörümün emeğiyle bu şekilde tanıştım. Ama son zamanlarda ciddi yatırımlar var. Hem federasyonumuz nezdinde olsun, hem diğer kulüplerimizin yapmış olduğu çalışmalar olsun, küreği tabana yayma çalışmaları olsun. Şu an gitgide kürek sporunun bilinirliği ve katılanların sayısı gitgide artmakta. Avrupa'ya şampiyon olarak gidiyorsunuz. Kürek sporuna artık gönül veren biraz da, çok daha tecrübeli bir isim olarak. Baktığınızda oradaki en büyük artıyla ülkeye döndüğünüzde ya da Galatasaray adını konuştuğunuzda biraz daha genelleme de yapabiliriz. Aradaki en büyük fark ne oluyor? Tesis mi? Organizasyona bakış mı? Yoksa bunların bütünü mü? Tesis olarak diyemem. Çünkü olimpik kürekte arkadaşlarımızın başarılı olduğu sınıfta başı çeken kulüplerin tesis imkanları gerçekten Avrupa'dakilerden çok daha aşağı kalır seviyede değil. Yani tesis konusunda
İyiyiz ama sadece bir kanal parkur eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum. Kanal parkur. Evet. Onda da şu an çalışmalar var. Bildiğim kadarıyla Edirne'de Meriç Nehri'nde, bir de Sakarya Nehri'nin Mollaköy mevkiinde yapılan çalışmalar var diye biliyorum. İnşallah bu konuda da netice alınır ve biraz daha bilinirli artar. Çünkü yabancı, uluslararası diyelim yarışmaları da Türkiye'ye çektiğiniz zaman daha fazla bilinirli artıyor. Mesela ben küçükken Formula 1'i televizyonda izlerken babam izlemezdi ama Türkiye'ye geldikten sonra o da izlemeye başladı diyebilirim. Yani bir kanal parkur eksikliğimiz var diyebiliriz. Çünkü yabancı ülkeleri Türkiye'de yarışa çekemiyoruz. O anlamda Türk küreğini çok daha fazla yakından tanıma fırsatı bulmuyorlar. Biz sadece katıldığımız ekiplerle bizi görebiliyorlar. Halbuki altyapı yatırım imkanları olarak aslında çok daha onlardan ileri gidebilecek düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. Diğer yandan da kürekte çok fazla, şöyle söyleyeyim, hani formanızın rengi sorsanız birine derler ki Almanya kürekte çok iyi derler, İtalya kürekte çok iyi derler. Ama baktığınız zaman bizim bu sporcularımız geçti. Yani tamamen kendi emeğinizle, bileğinizin hakkıyla yarış yaptığınız, fazla siyasetin ve dış etkenlerin, dış müdahale, örneğin hakiminden tutun ki ve başka şeylere kadar herhangi bir dış etkenin olmadığı, tamamen kendi emeğiniz ve bileğinizin hakkıyla bir yere gelebileceğiniz bir spor olduğu için dışarıdan bakış açısı ya da farklılık olarak çok fazla gözetemiyorsunuz. Örneğin Aytimurlar geçen sene dünya dördüncüsü oldular, Aytimur Enes. Yarış listeleri açıklandığında onların CV'leri Dünya Kürek Federasyonu'nda yazıyor. Rakipleri belki oradan bakıp çekiniyordur ya da çekinmiyordur yaptıkları başarılara göre. Onun haricinde çok büyük bir farkla bizi gözettiklerini zannetmiyorum. Tabii bu seviyeye bir günde gelinmiyor. Evet. Başarıyı, çalışmanın nasıl olduğunu anlattılar. Herkes yatarken saat 5'te 6'da kalkmak, suya inmek, bu sporun kahrını çekmek ama sonrasında tabii ki madalyayla beraber o iş taşlanıyor. Hocam, bu sporcu yetiştirdiğinizin teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Dediğim gibi Galatasaray'a size, sizin antrenör olarak kariyer hedefiniz nedir? Yani bir bireysel takım sporlarını biliyoruz ama bu sporda ne oluyor, zirve neresi? Bu sporda zirve bir kere olimpiyat seviyesine taşıdığınız zaman sporcuları, özellikle de A final ve diğerleri diye antrenörle ayrılmakta. Öncelikle hedefim ileride bir gün olimpiyatta A final çekerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek. Bir ve birden fazla ekipte bu noktada bulunabilmek diyebilirim. Oraya doğru gidiş var anladığım kadarıyla. Çünkü o derecelerden bahsettiniz. Evet. Enes Aytimur'un planlanmış bir şekilde gelen Avrupa şampiyonlukları gençlerde, dünya tarafı da var. O yüzden o düşündüğünüzden de önce gelecek gibi gözüküyor başarı. İnşallah. Nazar değdirmeyelim tabii. İnşallah. Onlar da daha az önce söyledi. Bu bizim işimizde istatistik de çok önemli. Çünkü şaşmıyor pek. Olimpiyata katılım yaşı genelde 25-26 dolaylarında erkeklerde. Ama tabii daha önce bunu İtalya'nın mesela Rio olimpiyatlarında 17 yaşındaki sporcusu madalya aldı. Yani inandığınız zaman birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ben kendileriyle takriben 1,5 yıldır çalışmaktayım aşağı yukarı tam zamanlı olarak. Daha önceki emeği geçen yöneticilere ve antrenörlerine de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim diğer ismini saydığımız 4 çocuğumuz daha var. Dümencimiz birlikte 5. Ve bir tane de tekstilcimiz de Avrupa Şampiyonası'na madalya aldı. Ali Kaan Köroğlu isimli. Onu da tebrik ediyoruz buradan. Gençlerimiz alttan gümbür gümbür geliyor. Ben 2024 olimpiyatlarını İnşallah gideriz ama 2028 olimpiyatlarına çok daha yüksek oranda birden fazla ekiple gidebileceğimizi düşünüyorum. Erkekler 4 tekte Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Selim Boz, Yaşar Yiğit Doğru Ok, Ahmet Erdem. Onların da isimlerini sayalım. Ben unuttum, burada yazıyordu. Hatırlattınız, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son minut hocam, şimdi benim de bir arkadaşım küreğe meraklı. Haliç de kürek yapıyor. Bu programı izleyip eğer biz Galatasaray'da Fenerbahçe'de olamayız ama nerede amatör olarak kürek yaparız dediğinizde sizden bununla ilgili birkaç bir şey duyarsak çok seviniriz. Şu an az önce bahsettiğim gibi küreği tabana yayma çalışmasında hobi küreği dediğimiz, deniz küreği dediğimiz bu kürek eğitimleri sunan kürek kulüpleri öncelikle İstanbul'da çok merkezi bir şekilde bulunmakta. Bunda merkezi genelde Haliç, yine diğer sahil şeritlerimizde de var. Araştırdığımız zaman görebiliriz. Tavsiye ederim çünkü gerçekten bireysel yapmadığınız, bireysellik imkanı da olan aynı zamanda ama daha çok ekip ruhunu bulabileceğiniz, açık havada çok eğlenceli bir şekilde doğayla iç içe kendinizi bulabileceğiniz çok iyi bir spor.
kesinlikle Ariştek kürekleri ya da kürek kulüplerini ya da diğer küreklerimizi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Hocam teşekkür ederiz. Tarık Saytan. Ben teşekkür ederim. Size, sporcularınıza, Galatasaray'a bu yolda başarılar bir kez daha. Çok teşekkürler. Bir reklam arası, ardından da devam edeceğiz.